Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün yine bir kitap özeti yapacağım. Kitabımızın adı Hayvan Çiftliği. Mutlaka duymuşsunuzdur. Elimdeki kitap can yayınlarından 153 sayfadan oluşmakta. Zaten içerisinde resimler de var. Çok kolay okunabilir bir şekilde oluşturulmuş. Dili açık, sade ve anlaşılır. Kitaptaki olaylar İngiltere'de geçmekte. İngiltere'de Beylik Çiftliği adı verilen bir çiftlikte yaşanmakta bütün olaylar. Bu çiftliğin sahibi Bay Janus. Baycığınız akşamları uyuduğunda hayvanlar bir araya geliyorlar, toplanıyorlar. Bir gün yine burada koca reis dedikleri yaşlı bir domuz konuşma yapıyor, nutuk atıyor. Konuşmalarıyla bütün hayvanları etkiliyor. Artık hayvanların ayaklanması gerektiği, insanlara baş kaldırmaları gerektiğini dile getiriyor. İnsan üretmeden tüketen tek yaratıktır. Süt vermez, yumurta yumurtlamaz, sabanı çekecek gücü yoktur. Tavşan yakalayacak kadar hızlı koşamaz. Gene de tüm hayvanların efendisidir. Hayvanları çalıştırır. Karşılığında onlara açlıktan ölmeyecekleri kadar yiyecek verir. Geri kalanını kendine ayırır. Biz ise emeğimizle tarlayı sürer, gübremizle toprağı besleriz. Oysa hiçbirimizin postundan daha başka bir şey yoktur. Siz şu karşında oturan inekler, bu yıl kaç bin litre süt verdiniz? Güçlü kuvvetli danalar yetiştirmek için gerekli olan sütleriniz nereye gitti? Her bir damlası düşmanlarımızın midesine indi. Siz tavuklar bu yıl kaç yumurta yumurtladınız? O yumurtaların kaçından civciv çıkarabildiniz? Tümüne yakını pazarda satıldı. Janus ve adamlarına para kazandırdı. Ve sen Clover doğduğun o dört tay nerede? Yaşlandığında sırtını dayayacağın, keyfini süreceğin o taylar nerede? Dördü de bir yaşına geldiklerinde satıldı. Onları bir daha hiç göremeyeceksin. İnsanlara verdiğin o dört tay ve tarlalardaki emeğinin karşılığında bir avuç yem ve soğuk bir ahırdan başka ne gördün? Daha fazla bir şey söyleyecek değilim. Yalnız tekrarlamak istediğim bir nokta var. İnsana ve onun başının altından çıkan tüm uğursuzluklara karşı düşmanca davranmanın göreviniz olduğunu hiçbir zaman akıldan çıkarmayın. İki ayaklılar düşmanımızdır. Dört ayaklılar ve kanatlılar dostumuzdur. Şunu da unutmayın ki insana karşı savaşırken sonunda ona benzememeliyiz. Onu alt ettiğiniz zaman bile onun kötü alışkanlıklarını benimsemeye kalkmayın. Hiçbir hayvan asla bir evde yaşamamalı. Yatakta yatmamalı. Giyse giymemeli. içki ve sigara içmemeli. Paraya el sürmemeli. Ticaretle uğraşmamalı. İnsanın bütün alışkanlıkları kötüdür. Ve en önemlisi hiçbir hayvan kendi türünden olanlara zorbalık etmemeli. Güçlüsü, güçsüzü, akıllısı, akılsızı hepimiz kardeşiz. Hiçbir hayvan başka bir hayvanı öldürmemeli. Bütün hayvanlar eşittir. İlerleyen zamanlarda koca reis öldükten sonra onun adına tören düzenliyorlar. Birkaç gün sonra koca reisin düşüncelerini benimseyen 3 tane domuz görüyoruz. Bunlar Snowball, Napoleon ve Sugualar adlı domuzlar. Bunlar Koca Reis'in düşüncelerini benimsiyorlar. Aynı zamanda bu düşüncelerin adına animalizm adını veriyorlar. Bir gün aniden hayvanlar hiç plan yapmadan ayaklanıyorlar. Baycanus'a karşı çıkıyorlar. Baycanus önce mücadele etmeye çalışıyor hayvanlarla ama hiçbirine maalesef ki gücü yetmiyor ve çiftlikten kaçmak zorunda kalıyor. Artık çiftlik hayvanlara kalıyor. Hayvanlar İlerleyen zamanlarda yavaş yavaş çiftliğin işlerini kendileri halletmeye çalışıyorlar ve burada hayvanlar kendilerine ait 7 tane kural belirliyorlar. Bu kurallara göre hareket edeceğini söylüyorlar. Aynı zamanda sürekli olarak söyledikleri şarkı da var. Toplantının başında, toplantının sonunda bir şarkı var. Onu söylüyorlar sürekli. Beylik çiftliğinde yaşanan olaylar diğer çiftlikler tarafından da duyuluyor. Diğer çiftliklerdeki hayvanlar da bu olaylardan gaz alarak ayaklanmaya başlıyorlar. Kendi sahiplerine baş kaldırmaya başlıyorlar. Aynı zamanda söyledikleri şarkı tüm ülkeye yayılıyor. Bütün hayvanlar arasında şarkılar söylenmeye başlıyor. Bir gün çiftlik sahibi Bay Janus ve arkadaşları çiftliği almak için tekrar geliyorlar. Hayvanlar bunlara karşı hazırlıklılar. Savaş oluyor, küçük bir savaş oluyor. Bu savaşın adını, Ağıl savaş adını koyuyorlar. Savaş zaten hayvanların zaferleriyle sonuçlanıyor. Bu arada Snowball ve Napolyon sürekli tartışıyorlar, hiçbir zaman anlaşamıyorlar. Aralarında sürekli türtüşmeler oluyor, hiçbir konuda uyuşma sağlanamıyor. Hatta yel değirmeni konusunda da tartışma oluyor. Snowball yel değirmeninin yapılmasını istiyor, Napolyon ise yel değirmenine karşı çıkıyor. Bu arada tartışma yapılırken Napolyon herkesten gizli olarak yetiştirdiği 9 tane köpeği Snowball'ın üzerine salıyor. Snowball canını zor kurtarıyor, çiftlikten kaçmak zorunda kalıyor. Bundan sonra hayvan çiftliğinin yönetimini Napolyon üstleniyor ve yardımcısı olarak kendisine suguaları seçiyor. Daha sonra Napolyon yel değirmeninin yapılmasını istiyor. Hayvanlar Napolyon'un aslında yel değirmenine karşı çıktığını biliyorlardı. Ama sugualar hayvanlara farklı şekillerde hitap ederek onları farklı düşünceleri benimsetmeye başarıyor. Öteki hayvanlara gerekli açıklamaları yapmakla görevlendirilen şugualar yoldaşlar diye haykırdı. Umarım biz domuzların bunu bencilliğimizden, Ayrıcalık düşkünlüğümüzden yaptığını sanmıyorsunuzdur. Aslında çoğumuz süt ve elmadan hoşlanmayız. Ben de hoşlanmam. Bu elmalara el koymamızın tek bir amacı var. O da sağlığımızı korumak. Sütte ve elmada domuzların sağlığı açısından kesinlikle gerekli olan bazı maddeler var. Bilim bunu kanıtlamıştır yoldaşlar. Biz domuzlar düşün emekçisiyiz. Bu çiftliğin tüm yönetim ve düzeninden biz sorumluyuz. Gecemizi gündüzümüze katarak sizin sağlığınızı koruyoruz. Bu sütleri sizin uğrunuza içiyor. Bu elmaları sizin uğrunuza yiyoruz. Biz domuzlar görevimizi gereğince yerine getiremezsek ne olur biliyor musunuz? Janus geri gelir. Evet Janus geri gelir. Bundan en küçük bir kuşkunuz olmasın yoldaşlar. Sonra da oradan oraya sıçrayıp kuyruğunu oynatarak bağırdı. Aranızda Janus'un geri gelmesini isteyen tek bir hayvan yoktur sanırım. Bu arada Napolyon yel değirmenini yaptırmaya başlıyor. Hayvanlar canla başla çalışmaya başlıyorlar. Hayvanlar çiftliği ele geçirdiklerinde kurallar belirlemişlerdi. Bu kuralları Napolyon yavaş yavaş değiştiriyor. Domuzlar değiştiriyor diyebiliriz aslında bir anlamda. Samanlıkta da artık eskiden olduğu gibi bir arada oturulmuyordu. Napolyon yükseltinin önünde oturuyor, şiir yazıp şarkı besteleme konusunda olağanüstü yetenekli olan Minimus adlı bir başka domuz ile şugalarda iki yanına çöküyorlardı. Dokuz genç köpek onların çevresinde yarım daire oluşturuyor, öteki domuzlar ise daha arkada oturuyorlardı. Geri kalan hayvanların tümü yüzleri onlara dönük yükseltinin karşısına diziliyordu. Napolyon haftalık buyrukları asker gibi, sert bir sesle okuyor. İngiltere'nin hayvanları şarkısı tek bir kez söyleniyor ve herkes dağılıyordu. Hayvanların da çoğu zaten okuma yazma bilmediği için sadece domuzlar okuma yazma biliyorlar. Hatta siyaset kitapları okuyorlar, farklı alanlarda beslenme kitapları okuyorlar. Kendilerini geliştiriyorlar, hayvanları diğer hayvanları nasıl yöneteceklerini öğreniyorlar. Diğer hayvanlar da okuma bilmedikleri için domuzların söylediği her söze inanmak zorunda kalıyorlar. Yel değirmenini tamamlıyorlar. Gece yarısı büyük bir fırtına kopuyor. Fırtına da yel değirmeni yerle bir oluyor. Sabah uyandıklarında yel değirmenini böyle görünce çok şaşırıyorlar. Napolyon yel değirmenini Snowball'ın yaptığını düşünüyor. Snowball'ın sürekli gece yarısı hayvan çiftliğine geldiğini, hainlik yaptığını, kendilerine zarar vermeye çalıştığını dile getiriyor ve, ve diğer hayvanlara buna inandırıyor. Hayvanlardan biri Snowball ağıl savaşında yiğitçe çarpıştı diyecek oldu. Yiğitlik yeterli değildir diye karşılık verdi şu gualar. Sadakat ve itaat daha önemlidir. Ağıl savaşına gelince Snowball'ın bu savaştaki rolünün çok fazla abartıldığını bir gün anlayacağınıza inanıyorum. Disiplin yoldaşlar. Demir disiplin. Bugün paralomuz bu olmalı. Tek bir yanlış adım atmaya görelim düşmanlarımız o saat tepemize binecektir yoldaşlar. Herhalde Janus'un geri gelmesini istemezsiniz. Bu arada bazı hayvanların Snowball'la işbirliği yaptığı ortaya çıkıyor ve o hayvanlar maalesef ki köpekler tarafından herkesin göz önünde parçalanıyor. Hayvanlar çok şaşırıyor bu duruma, hatta çok üzülüyorlar. O kadar çok ölü var ki, o gün o kadar çok ölü oluyor ki bu arada bu köpekler Napolyon'un koruyuculuğunu yapıyorlar. O yüzden diğer hayvanlar bir şey söylemek istediklerinde çekiniyorlar, korkuyorlar. Çünkü bir şey söyleyecek olsalar direkt Napolyon'un etrafında yer alan köpekler hırlamaya başlıyorlar. O azılı dişlerini göstermeye başlıyorlar. O yüzden hiçbir şekilde fikirlerini dile getiremiyorlar, ifade edemiyorlar kendilerini. Napolyon bundan sonra şarkıyı da yasaklıyor. Artık eski şarkının söylenmemesi gerektiğini söylüyor. Zaten kuralları değiştirmişti. Şarkıyı da değiştiriyor. Yepyeni bir şarkı öğretiyor onlara. Hatta yeni kurallar belirleniyor ve Napolyon kendisine önderimiz denilmesini istiyor. Napolyon dışarıdaki insanlarla alışveriş yapabilmek için, anlaşmalar yapabilmek için kendisine bir avukat ayarlıyor. Bu avukatla anlaşmalar yapıyorlar. Bu avukat Napolyon'un diğer dışarıdaki diğer çiftlik sahipleriyle alışveriş yapmasını, ticaret yapmasını kolaylaştırıyor, aracılık ediyor. Yine bir gün Napolyon'un komşu çiftliklerinin sahibi ve arkadaşları gelip çiftliği basmaya çalışıyorlar. Küçük bir savaş çıkıyor. Hayvanlar ve insanlar arasında savaş olduğunda birkaç tane hayvan kaybediliyor. Ama hayvanlar tam kaybedecekken yel değirmeninin yıkıldığını görünce, patlatıldığını görünce ikinci defa yapmışlardı yel değirmenini. Çok sinirleniyorlar ve bu sinirle insanların üzerine yürüyorlar. Bundan sonra zaten savaşı kazanıyorlar. Yine savaş zaferle sonuçlanıyor ve savaşa da yel değirmeni savaş adını veriyorlar. Bu savaşta Yarış atı dediğimiz bir at vardı. Bu at yaralanıyor. Çok kötü bir şekilde yaralanıyor. Bu attan çok aşırı derecede faydalanmışlardı. Bu yarış atı yaralanıyor. Bu attan ilk zamanlarda çok yararlanmışlardı. Çok faydası olmuştu. İlk yel değirmeni yaparken sonra ikinci yel değirmenini yaparken bu attan faydalanmışlardı. Fiziki gücünden faydalanmışlardı. Bu atın iyileşmesi uzun süreyi alıyor. İyileştiğinde tekrar üçüncü defa yel değirmeninin yapılmasına başlanıyor. Üçüncü defa yapılan yel değirmeninde at artık yaşlandığı için yerden kalkamıyor hasta yataklara düşüyor. Bu at hastalandığında bu atın başında bekleyen sadece Benjamin adlı bir eşek. Bu eşek ona çok yakın davranıyor. Ona yardımcı oluyor hasta olduğunda. Bu arada Benjamin adlı eşek çok huysuz, hiçbir söze karşılık vermeyen, ne olumlu ne de olumsuz cevap verebilen bir eşek. Aynı zamanda okuma yazma biliyor, aynı zamanda zeki. Bunu kimseye yansıtmıyor. Günlük hayattaki mandıra filozofuna benzetebiliriz Benjamin aslında. Çünkü ben onun bazı sözlerine gülmüştüm okurken. Zaten beni güldüren tek şey Benjamin ve onun sözleri olmuştu. At artık iyileşemediği için yataktan kalkamadığı için domuzlar onu bir baytara götürdüklerini söylüyorlar. Ama gelen arabanın üzerinde at kasabı yazdığını okuyor Benjamin. Hızlı bir şekilde sesleniyor ata ama maalesef ki at artık arabaya bindirilmiş ve götürülmüş. Yani burada anlıyoruz ki domuzlar yine hayvanları kandırmaya çalışıyorlar. Aslında atı kasaba satmışlar. Uzun bir sürenin ardından Yel değirmeni tamamlanıyor. Yel değirmeninin adını Napolyon değirmeni koyuyorlar. İlerleyen zamanlarda artık çiftliğe insanlar da gelmeye başlıyor. Domuzlar dışında diğer hayvanlar insanları gördüklerinde önce ürküyorlar tabii çok korkuyorlar onlardan kaçmaya çalışıyorlar. Ama domuzlar insanlarla arkadaş oluyorlar onlarla aynı sofraya oturuyorlar hatta kahkahalar atıyorlar hatta kavgalar ediyorlar. Bu durumu gördüklerinde diğer hayvanlar çok şaşırıyor. Hatta insanlarla domuzları ayırt edemediklerinin farkına varıyorlar. Kitabın başına baktığımızda bütün hayvanlar insanlardan nefret ediyor, insanlara benzemek istemiyorlar, insanların yaptığı hiçbir şeyi yapmamaya karar veriyorlar. Ama yavaş yavaş görüyoruz ki domuzlar yavaş yavaş insanlara benziyorlar. Önce insanların taktığı kurdeleleri takıyorlar. Daha sonra insanların giydiği kıyafetlerden giymeye başlıyorlar. Daha sonra insanlarla anlaşmaya, insanlarla haberleşmeye başlıyorlar insanlarla ticaret yapmaya başlıyorlar. Daha sonra insanlar gibi domuzlar da iki ayak üzerinde yürümeye başlıyorlar ve daha sonra tekrardan domuzlar çiftlik evine yerleşiyor. Aynı zamanda görüyoruz ki hayvan çiftliği adını vermişlerdi çiftliğin adına. Daha sonra bu çiftliğin adı tekrardan değiştiriliyor eski adı olan Beylik çiftliği oluyor. Kitabımız bu şekildeydi arkadaşlar. Olabildiğince çok kısa bir şekilde özetlemeye çalıştım ben. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Hepinizi kanalıma bekliyorum.